Merhaba Kampüs Radyo'nun sevgili dinleyicileri. Bu hafta yakın zamanda kaybettiğimiz radyo televizyon sunucusu ve gazeteci Halit Kıvanç'tan bahsedeceğiz. Kıvanç'ın yaşamı, işine olan tutkusu bir edebi eser gibi renkli ve ilham veren hikayelerle dolu. Bu programda belki kimimiz onu ilk defa tanıyacak, kimimiz ise onun programlarına tanıklık ettiği günlere dönüp geçmişi yad edecek. Bana gazete koyarlar önüme. 3 yaşındayken gazetenin üstünde oynardım. Çok önemli bir şey. Gazeteci oldum bir gün geldi. Gazeteye yıllarca yazı yazdım, çalıştım. Gazetelerin üzerinde oyun oynayan çocuk Halit'ten, duayen gazeteci, sunucu Halit Kıvanç'a dönüşen bir hayat çizgisi. Kıvanç, okumayı ve yazmayı sevdiği için çok başarılı bir öğrenciydi. Pertevniyel Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ve başarıyla mezun oldu. Bir süre Batman Kozluk'ta hakimlik yaptı. Ancak sonrasında avukatlığa geri döndü. İlk 3 davasında müvekkilini savunma fırsatı dahi bulamadan kazanması ve davaların düşmesi üzerine "Bir şeyleri anlatamadığım bir sektörde işim olamaz." diyerek istifasını verdi. İçinde bambaşka bir sevda vardı. "Skeç dedim, deneyeyim, yazabilir miyim?" dedim. Yazdım. Dediler ki radyodan, "Peki ama skeçin takdimcisi var bir tane. Sen bunu anlatamaz mısın?" "Hiç denemedim." dedim. "Deneyelim." dediler radyoda. Halit Kıvanç sunuculuğa böyle başladı. Enerjisi, ses tonu ve samimi sunumuyla dinleyicilerin gönlünde bir taht kurdu. Kıvanç'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 1953 yılında Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor'u çıkarması oldu. Bu gazete, Türkiye'deki spor medyasının gelişmesinde büyük bir rol oynadı. Kıvanç, spor gazeteciliği alanında yeteneklerini sergilemekle kalmadı, aynı zamanda futbolun mizahını da Akbaba ve Şut gibi dergilerde başarılı bir şekilde yansıttı. Meşin yuvarlığa duyduğu büyük sevgiyle birlikte edebiyat alanında da ustaca kalemini kullanıyordu. O kadar yetenekliydi ki dönemin önde gelen edebiyatçısı Yusuf Ziya Ortaç'ın bile "bu adam benden daha iyi yazıyor" şeklinde bir değerlendirmede bulunduğu iddia edilmiştir. Halit Kıvanç'ın spor spikerliği de sanıyoruz ki milyonların hafızasına kazınmış durumda. Metin'e geldi, Metin kafayı attı fakat üst direkten döndü. Kale ağzında gene Suat yedi, düştü, attı gol. Ülkemizin katılmayı başardığı ilk Dünya Kupası finalleri de dahil olmak üzere 10 Dünya Kupası'nda Halit Kıvanç sunmuştu. Türkiye'nin futbol hafızasına dönüştü. Fanatizme de, holiganlığa da prim vermedi. Pele ile yaptığı tesadüfi bir röportaj, Kıvanç'ın Pele'yi ilk tanıtanlar arasında yer almasını sağlamıştı. Pele orada oturuyor. Kimse gitmiyordu yerine. Yani bizde Türklük, benim bir de küçük makinem var elimde. Gittim hatta Brezilyalı spikere verdim, "ya bu çocuğa ayıp oluyor" dedim. "Ne ayıp oluyor" dedi. "Bunun peşinden koşacaklar, çok büyük bir futbolcu bu" dedi ondan sonra. İsmi dedim, "Edson Arantes'ten aşamadı." "Dur ya bir dakika yazalım." Kıvanç aynı zamanda olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda da görev aldı. Futbol tarihinin önemli bir başvuru kaynağı olan Gol Diye Diye adlı kitabında Kıvanç'ın kaleminden de bu döneme dair anlatımları bulabiliriz. O günlerden şöyle bahsediyor Halit Kıvanç. "Türkiye'den gelen birkaç kişiden biri de ben. Yan odalarımda bir Brezilyalı ve bir de İtalyan gazeteci var. Bir akşam Brezilyalı gazeteci bana, "sana müthiş bir kıyak yapacağım" dedi. Gittik 17-18 yaşında siyahi bir futbolcunun yanına. "Bu genç çocukla röportaj yapacağız, ben de tercüman olacağım" dedi. Çocuğun gönlü olsun diye yaptım röportajı. Portekizce'den başka bir dil bilmeyen köylü bir çocuk. Diyor Portekizce. Ne sorsan çocuk bir şey bilmiyor ki daha. Uzaktan bir takım laflar söylüyor. Ve ben bunları aldım, notları da koydum. Ne yalan söyleyeyim, Allah şahidim. Ben Allah'a yalan söyleyemem. Ben çocuğun gönlü olsun diye çektim. Dedik ki dönüşte yazı yazı. Neyse, yaptık röportajı ve gönderdik. Röportaj Türkiye'ye gidene kadar Pele parladı bile. Hemen Pele ile röportajı ambargo getirildi. Ama biz çoktan yapmış ve Türkiye'ye göndermiştik. Sonra ilk röportaj yapan biz olarak tarihe geçtik. Ben hemen gazeteye postaladım Pele ile resmimiz. Gazeteyle beraber çekmişim. Düşünebiliyor musun? Plan derken Pele bir çıktı, Pele bir çıktı, bir çıktı ve Brezilyalılar şampiyon. Sadece futbol ve spor gazeteciliği yapmakla kalmadı, aynı zamanda edebiyata, mizaha, tiyatroya ve cemiyet hayatına da ilgi gösterdi. Kıbrıs Harekatı'ndan çok önce 1955 yılında adayı ziyaret etti. 10-17 Temmuz 1955 tarihleri arasında Milliyet Gazetesi'nde yayımlanan Kaynayan Kıbrıs dizisini okuyanlar, Halit Kıvanç'ın sadece Türklere değil,
Rum ve İngilizlere de mikrofon uzattığını ve farklı görüşleri eşit bir şekilde yansıttığını gözlemlediler. Gazetecilik, piyes yazarlığı ve radyo sunuculuğu derken TRT'nin Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan deneme yayınlarından başlayarak bir numaralı sunucusu oldu. Türkiye'de televizyonun tarihi TRT ile başlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin deneme televizyonunda 4 yıl hazırlandık. Ama ne kadar hazırlansak televizyonu seyretmemiş, görmemiştik. Ve Türkiye'ye TRT'de ilk televizyon yayını başladığında kendimizi ekranda bulduk. İlk olarak talk show formatındaki programlarıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Halit Kıvanç, televizyon ekranlarında birbirinden ünlü konukları ağırladığı programlarıyla izleyicilerin evlerine konuk oldu. Şimdi bir konuğumuz var. Evet, Sayın Hulusi Kentmen. Oyunun başrolünü oynayan bir yakışıklı genç, Sadri Alışık. Cem Karaca. Sıcak sohbetleri, sempatik tavırları ve doğal sunumuyla büyük beğeni topladı. Telespor ve Halit Kıvanç Show'da dahil olmak üzere bir dizi popüler televizyon programına ev sahipliği yaptı. Halit Kıvanç'ın 23 Nisan programları Türk televizyonculuğunda iz bırakan etkinliklerden biri haline gelmiş ve 23 Nisan coşkusunu ekranlara da taşımıştı. Renkli kostümleri ve enerjik sunumuyla çocukları ve izleyicileri coşkuyla karşılamış, onlara unutulmaz anlar yaşatmıştı. Ankara Atatürk Spor Sarayı tamamen küçüklerle ve de onların yanında olan büyüklerle dolu. Ekiplerimiz hazır. Biz yayınımızı açarken söylediğimiz gibi bir kez daha barışla, dostlukla, mutluluk dilekleriyle tüm dünya çocuklarına TRT ekranlarından sesleniyor. Kıvanç, kendi deyişiyle birçok ilk olayın yanında ve içinde yer almıştı. Yıllar boyu ekranlardan evlerin salonlarına konuk olan Kıvanç, yer aldığı projelerde halkı bilgilendirirken eğlendirmiş, gramofon gibi eski icatları da seyirciye tanıtmıştı. Oysa gramofon, daha biraz öncesine gidersek, fonograf, fonografın biz oğlunu bulduk. Fonografın oğlu, gramofonun babası oluyor. İstanbul'da bir meraklı, tam 90 yaşına basan ve grafofon adını taşıyan bu araç için bizleri aradı. Kıvanç, Vatikan'a kabul edilen, Pele ile röportaj yapan ve bir FIFA Dünya Kupası maçını televizyonda yorumlayan ilk Türk gazeteci oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Mizahçılar Konferansı'ndaki bir yarışmada 3. oldu. Çok sayıda popüler radyo ve televizyon programının sunuculuğunu yaptı. Önemli spor etkinliklerinde düzenli olarak yorumculuk yaptı. Türk spor gazeteciliğinde popüler ve saygın bir figür oldu. Halit Kıvanç sadece mikrofonla değil, aynı zamanda kalplerimizde de büyük bir iz bıraktı. O, başarılı performanslarıyla bizlere unutulmaz anlar yaşattı ve renkli karakteriyle derin duygulara dokundu. Sanatın gücünü her sahnede hissettirdi ve izleyicilerini derinden etkiledi. Programımızda Halit Kıvanç'ın başarılarını ve onunla ilgili ilham verici hikayeleri paylaştık. Siz değerli dinleyicilerimize bu programda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Sunduğu maçlar dün gibi aklımda. Hele o TRT'deki programları. Milyonları ekran başına kilitlerdi. Baba, bu programı haftaya da dinleyelim. Dinleriz tabii kızım. Daha mikrofonun ötesinde kimler kimler var.